Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu amca, şahsımla ilgili bazı sözlerinizi duydum. Vallahi çok üzüldüm. Demişsiniz ki, Sedat Peker cesaretini Cumhur İttifakı'ndan alıyor. Size sözüm olsun. Yüce Allah şahidim olsun. Ben cesaretimin tamamını sadece ve sadece Yüce Allah'tan alırım. Bunun haricinde Ergenekon sürecinde 10 sene haksız yere cezaevinde yattım. Bu süreyi iyi değerlendirdim. Türk Ceza Kanunu'nu satır satır okudum. Yüce Allah'tan aldığım gücün haricinde eğer ki cesaretimi söylemlerimde Türk Ceza Kanunu'nu çok iyi bilmemden aldığımı sizlerin de bilmesini isterim. Ancak şu bir gerçek. Ben, akrabalarım ve arkadaşlarım bu seçimlerde ölümüne Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz. Ülkemizin milli bekası için, çocuklarımızın geleceği için, sevdiğimiz bütün her şey için Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz. Ancak benim merak ettiğim bir şey var. Madımak olaylarında onlarca vatandaşımız vefat etti. Cumhuriyet Halk Partisi, bugün HADEP olan ismi daha önce farklı olan siyasi parti, sizin yargılanmanız gerektiğini söylediler. Çünkü bu cinayetlerden sizin sorumlu olduğunu söylediler. Sivas Belediye Başkanı olarak bu cinayetlerde sizin parmağınız olduğunu söylediler. Sizin idamla yargılanmanız için gen sorular verdiler. Heyhat! Fakat ne oldu? Sizi hangi güç koruyor? Siz gücünüzü kimden alıyorsunuz? Sizin idamla yargılanmanızı isteyen bu partiler bugün size davetlerde ödüller vermekteler. Sizinle beraber seçimlere beraber girmekteler. Temel amca, eğer ki bir şey söylüyorsan ve de söylediğin şey çok iddialı bir sözse bence sen dönüp bir geçmişine bak. Bir geçmişini dinle. Torun torba sevmenin gerektiği yaşlarda kendini böyle heyecanlı, stresli işlere verme. Bir umuttur yaşamak.